Bipolar bozukluk kişinin iradi olarak düğmeye bastığı ya da kendi iradesiyle düzeltebileceği bir tablo değil. nörolojik altyapısı olan bir bir hastalık ve bu hastalık ataklarda geliyor biliyoruz biz. Yani işte o senenin 3 ayı manik ve depresif dönemde geçerken geri kalan 9 ayında e, sağlıklı bir insan var. Süreç devam etmiyor, bu çok önemli. Manik dönemde, özellikle manik dönemde yaşanan çeşitli, şey, muhtelif ne yaşanırsa, finansal, duygusal, cinsel e, uygunsuzluklar, manik dönem sebebiyle yaşananların tabii bir de ilişkilere geri dönüşü var. Ben yakın zamanda bu tanıyı bir türlü almamış ama bayağı gürültülü mani yaşamış ve o maniden sonra da e, boşanmış boşandıktan sonra yani partneri boşanmak istemiş. Boşandıktan sonra da aslında ağır bir depresyona girmiş ve şimdi iyi olan ve bütün bu yaşantıyı bir türlü tarifleyemeyen ve anlayamayan hikayeler dinlemeye başlıyorum yer yani... yer bipolar bozuklukla ilgili sadece yaşayanların değil yakınlarının da bilgi sahibi olması gerekiyor Çünkü aslında atak başladığında kişinin kendi ile ilgili muhakemesindeki sağlıklılık bozuluyor yani kişi şunu söylemiyor Ben şimdi manik ataktayım bunu söylemiyor yani çok iyi hissediyorum diyor Eğer, bu konuda deneyimli ise, çokça da entelektüel ise içindeyken bunu böyle kelimelerle tarif edebiliyor ama kendini durdurmakla ilgili ciddi zorlukları var. Dolayısıyla yakınların bu tabloyu fark etmesi lazım. Yani ayak seslerini fark etmesi lazım. E, tedbir alması lazım. Tedbir eşittir. ilaç tedavisinin güncellenmesi demektir. Hani yaz vakti gelmiştir, kış Depresif bir atak olmuştur, antidepresan kullanılmaktadır, ee, işte bahar gelmektedir ve bir yükselme hali vardır. O vakit o tedavinin tekrar bir elden geçmesi. Yanına bir mizaç stabilitörü yani dalgalanmayı engellemek üzere bir medikasyon eklenmelidir. Altını çiziyorum yoga ile, nefesle, iyi hissederek, e, irade ile düzelecek bir tablodan bahsetmiyoruz kişiden bağımsız başlangıçları olan tetikleyiciler vardır. Yani hani yüksek stres bu hikayeyi tetikleyebilir. Daha sonra konuşacağımız o dayanıklılığı daha zayıf hale gelebilir bipolar ataklarla beraber insanların o depresif bir döneme geçişleri için daha az dayanıklı insanlar olabilirler ve fakat bir hastalık tablosundan bahsediyoruz. Eşi olmak bütün bu tablonun eşlikçisi olmak demek. İlk sırada bir kere bilgi sahibi olmak gerekiyor. Ne yaşandığı ile ilgili. Yoksa şahane kişiselleştirebilirsiniz. Ben biraz önce anlattığım o boşanma ve bilmeme hikayesini elbette ki herkes kişiselleştirmiş. Yani hani çok neşeli yani işten eve gelen neredeyse daima yüksek stabilitesi olan bir insan birdenbire geceleri atmaya başlamış daha böyle daha içe dönük, daha introvert biriyken çok konuşmaya başlamış, çok para harcamaya başlamış. İşte gömlekler yaptırılmış, kol düğmelerine harfler işlenmiş. Şimdi buralarda bir şey olduğunu düşünmelisiniz zaten. Çok keskin virajlar ya bunlar. Burada eş önce bilgi sahibi olmalı dolayısıyla. Sonra mutlaka tedavi için destek olmalı. Hatta ısrarcı olmalı. Hatta aşırı ısrarcı olmalı. kendi kendine bırakılabilecek bir tablo değildir bu. Ee, ve aslında ne kadar bu tablo yönetilebilir ve engellenebilirse onu bulmaya çalışmalılar beraber. Belki yok ataklar devam ediyor vardır çünkü. Atakların devam ettiği dönem dönemde de hani manik dönemde eşinin o güvenliğini korumaya çalışmak ve depresif dönemde de yine eşlikçi olmak çok zordur. Çocuğu olma halinde de yine çocuğun da bilgilendirilmesi gerekiyor. Yani biz pankreatit olsaydık utanmazdık ya. Bipolar olunca da utanmayacak bir hale doğru gelmemiz gerekiyor. Yani bu bir hastalık. Yani diyabet olmak neyse bu ruhsal hayatla ilgili dönüşümler yaratan bir hastalık. Fakat bir hastalık. Burada dolayısıyla ilk sırada bilgilenmek, ikinci sırada tedaviye eşlik etmek ve tedavi desteklemek ve farkına vardıklarımızı belki biraz alert olmak ve farkına vardıklarımızı ayak seslerini fark ettiğimizde bipolar olan partnerimize anlatmak, hatırlatmak yani aslında bu tablonun ne olduğunu ve hiç gecikmeden psikiyatrik destek almak gerekiyor. Çünkü her geciken gün Hikayeyi zorlaştırır. Peki bu hastalığı saklamak gerekiyor mu? Kişiler çünkü hayır. saklıyor bunu. E hayır, yani şimdi bu kültürle ilgili bir şey. Yani biz aslında iş için tehdit oluşturabilir çünkü. Oluşturabilir. Evet, oluşturabilir. Ee, yani bu ne kadar gelişkin bir toplum ruhsal iklim konusunda ne kadar gelişkin bir toplum olduğuna ve ruhsal hastalıklar ne kadar kabul edildiği ile ilgili bir şey. Misal biz yaygın gelişimsel dizorduru ya da otistik spektrumu ya da aspergeri daha yeni yeni tarif ediyoruz. Yani biz diyoruz ki benim çocuğum otizm spektrumunda ve bunu böyle dik bir biçimde söyleyebiliyoruz. Şimdi hepsi benzer e, hikayenin versiyonları. Bu da bir tablo bir psikiyatrik hastalık gizlenmemesi gerekir. Bu hipomanik ve e, depresif olan bipolar 2 dediğimiz bir tablo var. Belki tekrar hatırlatarım. Bipolar 1 de zaten fark edilir. Yani çünkü her şey çok yüksektir manik ve depresif dönem. Bipolar 2 fark edilmeyebilir. E, manik dönem hipomaniktir. Yani siz daha böyle daha neşeli, daha daha halde gözükebilirsiniz ama averajın üstünde bir yerde idare edersiniz yani ama depresyonunuz serttir ve fark ettirmemeye çalışırken aslında bu tabloyu depresyonunuz daha da sertleşir ve buralarda suici riski çok evet güncellenebilir. Bipolar 3 fark edilir. E, i̇laç kullanırsınız, düğmeye basılır ki fark edilmediğini gördüm ben. Hani tarihe doğru baktığınızda şimdi en yaygın bipolar tablonun ortaya çıktığı yaş aralığı 15 ila 25 yaş aralığı. Bizim en yaygın beklediğimiz yani genetik yatkınlığı da görüyoruz. İşte baba bipolar, dede bipolar, amca bipolar. Dolayısıyla orada bir genetik yatkınlık var. İhtimallerin bir artışı var. Çocuğumuza bakıyoruz. 15-25 yaş arası en riskli dönemi. Yok bir atak ortaya çıkmadı. Devam ediyor hayatına. Hayatının bir deminde antidepresan kullanması gerekiyor. Gerekti. O zaman bu bilginin hekime bir kere verilmesi gerekiyor. Bir, hani bir, bir risk faktörü. Buna rağmen kullanılması gerekiyorsa kullanılır. Yanına da bir mizaj stabilitörü tedbiren eklenir ve bakılır. Hiç hayatında, öykünde, ailende, sülalende, apartmanında bipolar kimse yok. Bir antidepresan kullanmaya başladın ve manik atak ortaya çıktı. Mümkün, mümkün. Hemen fark edeceğiz. Kişi fark etmeyebilir. Hatta hipomani ise zaten fark etmez ama manik ataksa çok çok olmaya yani aynı günde gidip iki tane arabasını satıp ertesi gün gidip bir tane araba alıp ondan sonra banka kredisine başvurup ondan sonra işte dövme yaptırmaya karar verip ondan sonra saçlarını kırmızıya boyatmaya karar verirse çok olursa zaten fark edilir. Ama daha soft tabloda çok fark edilmeyebilir. O yüzden antidepresan kullanımı takipli bir kullanım olmak zorundadır. Ben takip etmeyeceğim hiç kimseye antidepresan vermem. Yani bu daima bir bilgidir ve bu bilgiyi de aktarırım. Yani kendisi ve yakınlarının uyanık olması, fark etmesi gereken bir yerdir burası diye düşünürüm. Dolayısıyla evet bipolar tablolar aile içinde doğru okunacak, bir hastalık olduğu fark edilecek Kişiselleştirilmeyecek ve o aile olmanın ortaklığı ve desteğiyle beraber tedavi süreci de gayret edilecek. Pas geçilmeyecek. Peki ağır dönemde intihar aileler tarafından önlenilebilir mi? Yoksa her şeye i̇ntihar rağmen... İntihar önlenilebilir mi? Evet. Şimdi tabii intiharın türleri var. Buradaki intihar, Burada bipolar, ki bipolar. Bir tablodaki intihara baktığımız vakit... Ailelerin ya da herhangi birinin önleyebileceğini söylemek çok çok zordur. Ancak e, biz ancak tedavi almasını, fiziksel zarar gör, verme ihtimali varsa kendisini hastane yatışıyla ilgili gayret etmeyi performe edebiliriz. Ama bipolar 2 tablolarında e, yani işlevselliklerine devam eden insanlardır ve yani, bir karar vermiş ise eğer o kişiyi hiç fark edemeyebiliriz bile. Ve tabi her intihar arkasında gürül gürül suçluluk barındırır. Oysa çok çok ve çok zordur. Şunu görmüşlüğüm oldu benim. E, hayatı boyu çokça atak yaşamış ve aslında muhtelif tedavi şekliyle durdurulamamış ataklarından bıkkınlık ve tükenmişlik hissedip e, karar veren ve kendi hayatına son veren hikayeleri dinlemişliğim ve tanımışlığım oldu. Yani kimi vakitte aslında bunun bir karar olduğu paketini bir yere koymamız gerekiyor. Fakat tabi depresyon bir hastalık ve bu tablolarda kabaca yüzde 25 intihar risk oranı yüksek bir orandan bahsediyoruz. Biz bunu fark edemeyebiliriz ve fark etmemiş olmamızla ilgili de suçluluk hissederiz. Eee... Yani burası çok şey kederli bir arazidir. Hastalık olduğu ve tedaviye mutlaka ihtiyacı olduğu bilgisinin o yüzden altını altın altını istiyorum. Yani biyolojik tedavi gereken bir tablo. Yani hani sadece iradenizle engelleyebileceğiniz işte partnerinizin iradesiyle engelleyebileceği bir tablo değil. Teşekkür ediyoruz. Sevgiler.